Uçan balon yükselmiş havaya. Sonra yavaş yavaş inmiş aşağıya. Gördüğü güzellikleri başlamış anlatmaya. Mehmet en sevdiği kitabı aldı eline. Defalarca okumuştu daha evvelden. Ama ne zaman canı sıkılsa yine aynı kitabı seçerdi kitaplığından. Kimi zaman baştan başlardı okumaya, kimi zaman resimlerini incelemeye dalardı. Bazen de altını çizdiği satırları okurdu sadece. Okunmaktan yıpranmıştı sayfaları. Fakat her defasında bambaşka kapılar açardı zihninde. Gönlünü rahatlatır, içini zenginleştirirdi. Uçan balonun yolculuğu burada bitmemiş. Rüzgar onu almış, uzaklara taşımış. Gittiği yerde bir başka hikayeyle karşılaşmış. Annesinin pazardan 5 kilo vişne aldığını duyan Serra, hemen anlamıştı reçel yapılacağını. Vişne reçeline bayılırdı. Bundan daha güzel bir şey var mıdır acaba diye sevinç çığlıkları atıyordu evin içinde. Bir an önce yardım etmek için işe koyuldu. Eller yıkandı ve ardından önlükler takıldı. Vişnelerin çekirdekleri ayıklanmaya başlandı. Zevkle yapıyordu Serra tüm bunları. Çünkü annesi ona emek verdiğinin kıymeti çok olur demişti. Ardından şekerle buluşturdu anne kız lezzetli vişneleri. Ocağın üzerinde fokur fokur kaynamaya başladı reçel. Mis gibi kokusunu yayarak ortalığa. Serra sımsıkı sarıldı annesine. Hayat annesinin elleri deyince nasıl da vişne reçeli tadını alıyordu böyle.